Sen aklını mı oynattın Sevda? He? Senin ne işin var o el alemin evini temizlik yapmakta? Madem senin o kocan görevlerini yerine getiremiyordu, sana bakamıyordu. Koskoca konağın kızını niye kaçırdı? He? Ya babaanne o da ne yapsın? İş bulamıyor, beş parasız. Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Gitmişsin hem de en yakınlarımızın evine. Sevda aklını mı oynattın yavrum? Sen bütün ailemizi koskoca bir ürgübe rezil rüsva mı etmek istiyorsun? Ant mı içtin buna? Anne, bak ben bir de bunu nasıl yakaladım biliyor musun? Almış eline böyle pis, iğrenç iğrenç bezleri, yerleri siliyor ya. Vallahi o anda kan beynime bir sıçradı. Bir cinnet geçirdim yemin ediyorum. Çok kötü oldum ya. Haklısın kızım, haklısın. Ah, ah. Sevda, annem, ben seni bugünler için mi doğurdum be evladım? Sen de okuyacaktın. Ne bileyim bir meslek sahibi olacaktın. Ben seni iyi bir ailenin iyi bir oğluyla evlendirecektim. Düğününüzü yapacaktım. Sen niye böyle yapıyorsun annem? Ah, yemin ediyorum ben kahrımdan öleceğim. Bak vallahi öleceğim ya. Dur be kızım, dur bir hal çaresi bulacağız elbet. Dur. Of. Ah be çocuğum, ah be. Safiye, ne iş var bu kızım burada? Söyle şu anda defolsun gitsin bu evden. Cemal, bugün ben kızımızı ne hallerde buldum sen biliyor musun canım? Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor Safiye. Ne halde bulduysan buldum. Benden çıktı artık, bitti. Dur Cemal bir dakika. Ne oldu kızım anlat bakayım. Baba, bugün Sevda Gülizarların evine temizliğe gitmiş sen biliyor musun? Yani durum o kadar kötü, aç kalmış yavrum. Ay yemin ediyorum artık dayanamayacağım ben. Annem ağlama anne. Vallahi hiç öyle ağlayıp zırlayıp da kendinizi bana acındırmaya çalışmayın sapı. Burnu sürtecek biraz. Ailesinin desteği olmadan yaşamak ne demekmiş görsün, dünya kaç bucakmış anlasın. Baba, bu böyle olmaz. Ne yapsak acaba? Para yardımı mı yapsak? Yok Fazıl Bey, yok. Bunun o kocası gelir kafamıza atar o parayı. Biz bunlarla barışacağız. Başka hiçbir yolu yoktur bu işin. Olur mu öyle şey Refika? Başka çaremiz mi var Allah aşkına Fazıl Bey? Bak şimdi. Bunlar gelecekler. Bizim elimizi öpecekler. Bizi affedeceğiz. Başka yolumuz yok. Duydunuz mu beni? Ondan sonra ailecek nasıl bir yardım yaparız, ne ederiz ona kararını sonra veririz. Ne bakıyorsun öyle Fazıl Bey Allah aşkına? Mavi'yi çok mu beğenerek aldık da oturttuk evimize? Onu yuttuk, bunu da yutacağız. Başka yolu mu var? Anne, Mavi ile İlyas bir mi? Ali, açtırtma kutuyu, söyletme kötüyü. Gel buraya kız. Git o kocana söyle. Kocana söyle. Akşam elimizi öpmeye gelsin. Baba ne diyorsun sen ya? Vallahi ben oğlanı şu kapıdan içeri sokmam söyleyeyim. Mesele İlyas değil. Senin çocuğu bizim de torunumuz. Ben torunumu aç bilaç bırakamam Cemal. Baba olarak senin de yüreğin dayanamıyor biliyorum. Cemal. Canım. Bak şimdi bir gözünün önüne getir. Kızımız böyle yerlere eğilmiş. Yerleri siliyor bir kul gibi. Ya Safiye, ben o bebeğe damadım diyemem. Ben kime diyorum acaba ya? Allah Allah! Lan ne haliniz varsa görün be. Ne haliniz varsa görün. Oğlan bu eve sokunca için rahat edecek mi? Soğuyacak mı? Hadi o zaman. Abi, hadi çıkalım gel. Tamam, bırak Ali ya, tamam ya. Anne ben gideyim. Babam çok kızdı. Biz gelmeyelim. Kız annem sen nereye gidiyorsun yavrum ya? Deden seni korur. Değil mi baba? Sen benim bir tane torunumsun. Korkma çocuğum, korkma.
Akşama kocanan buraya gel. Tamam dedeciğim. Sana şükürler olsun ya. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.